Bugün işleyeceğimiz konu dış politika ve temel ilkeler. Arkadaşlar öncelikle dış politika ne demek bunu bilmek zorundayız. Bir devletin kendi çıkarlarının biçimlendirdiği amaçlara ulaşmak için diğer devletlerle ve uluslararası kurumlarla olan diplomatik, ekonomik, siyasi, hukuki ilişkileri kapsayan siyasi faaliyetlere dış politika denir. Yani buradan şunu özetleyebiliriz. 1. Dış politika yapıyorsan kendi ülkenin faydası, çıkarı için yapıyorsun. Buna ulaşmak için yapıyorsun. Peki kimle yapıyorsun? Başka ülkelerle, başka kuruluşlarla. Yani ülke dışıyla yapıyorsan biz buna dış politika diyoruz. Peki Atatürk döneminde Türk dış politikasında kural olarak, temel ilke olarak neler benimsenmiş? Buna bir bakalım. İsim olarak göreceğiz. Sonra da Atatürk'ün sözleriyle birlikte teker teker yorumlayacağız. Mesela tam bağımsızlık. Zaten bunun için savaşmadık mı? Evet. Kesinlikle dış politikada bağımsızlığımızdan taviz vermiyoruz. Akılcılık, akla ve mantığa uygun bir dış politika ilkelerini benimsiyoruz ve akla uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Üçüncüsü, milli menfaatleri esas alma. Yani ülkemizin çıkarlarını düşünme. Ülkemizin faydasına olmayacak işlerde bulunmama, ülkemizin faydasına olacak işlerde bulunma. Barışçı anlayış ki zaten Atatürk'ün en bilinen dış politika ilkesi yurtta barış, dünyada barıştır. Bunun dışında gerçekçilik yani ütopik yapamayacağımız hedefleri kendimize hedef olarak seçmeyeceğiz. Dış politikada yapılabilecek şeyleri kendimize hedef olarak seçmeliyiz. Bu da gerçekçilik olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer dış politika ilkesi ise mütekabiliyet yani karşılıklılık. Ben bir ülkeye ülke olarak saygı duyuyorsam o da bana duymalı. Ben onun bağımsızlığına saygı gösteriyorsam o da bana saygı göstermeli. Yani her şey karşılıklı. Bir diğer dış politika ilkemiz ise Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Yani ülke içerisindeki insanların nabzını yoklama, ne diyorlar, bu durumlara nasıl bakıyorlar ve dünyayı da gözlemleme. İşte bunlar bizim Atatürk döneminde dış politika kurallarımız olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Atatürk uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmaya önem vermiştir. Bakın iki tane şartımız var. Bağımsızlığımıza saygı duyacak, toprak bütünlüğümüze saygı duyacak. Ülkemizin takip ettiği dış politika anlayışının olumlu yansımaları da olmuştur. Dış politikada uygulanan ilkeler ile yakın tarihe kadar sorun yaşadığımız İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelerle karşılıklı dostluk ve işbirliği gelişmeye başlamıştır. Zaten biz bunu nerede görüyoruz arkadaşlar? Mesela Balkan Paktı'nda yani Balkan Antantı'nda özür dilerim. Balkan Antantı'nda Yunanistan'da savaştığımız Yunanistan'la aynı masada bulunmamızdan anlıyoruz. Bu durum hem ülkemizin güvenliğini sağlanmasına hem bölge barışına hem de dünya barışına katkı sağlıyor arkadaşlar. Atatürk dönemi Türk dış politikası genellikle Lozan'dan sonraki kalan sorunları çözmek üzerine yoğunlaşmıştır. Peki nedir bu sorunlar? Atatürk döneminde hangi dış politika sorunlarıyla uğraşıldı? Yabancı okullar sorunuyla, borçlarla, Boğazlar sorunuyla, Musul konusuyla, Milletler Cemiyeti'ne girmek konusuyla, Balkan Antantı'yla, mübadele ile ve Hatay konusuyla uğraştık. Zaten bir sonraki dersimizde de teker teker bu konuları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi gelelim Atatürk'ün sözleri ve dış politika ilkeleri. Öncelikle tam bağımsızlık bizim en önemli dış politika ilkemiz olduğunu söylemiştik. Peki Atatürk bununla ilgili ne demiş? Siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri. Bu saydıklarımın herhangi birinden bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyet demektir. Yani hiçbir şekilde bu alanların hiçbirisinden bağımsızlıklarınızdan taviz vermeyin diyor. Gelelim ikinci ilkemize. Akılcılık. Akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir. Bakın sorularda şöyle gelebilir. Atatürk'ün bu sözlerini verir. Hangi ilkedir der. Genellikle zaten böyle sorulur. Zaten bu cümleden de Mustafa Kemal'in akıl ve bilimsellik, akılcılık dış politika ilkesini anlayabiliyoruz. Gelelim söylenmesi ve okunması zor olan ilkemize, dış politika ilkesine. Mütekabiliyet, karşılıklılık. Ne demiş peki Atatürk bununla ilgili? Şüphesiz hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe
karşılıklı, bakın dikkat edin, karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Yani onlar bize nasıl davranıyorlarsa biz de onlara öyle davranacağız. Kötü davranıyorlarsa biz de kötü davranacağız. Saygı duyuyorlarsa saygı duyacağız. Yani mütekabiliyet budur. Karşılıklı her şey. Barışçılık zaten bildiğiniz en meşhur söz. Yurtta sulh ve cihanda sulh, yani barış. Peki gelelim bir diğer ilkemize. Milli menfaatleri esas almak. Yani ülkemizin çıkarlarını, faydalarını düşünmek. Ne demiş bununla ilgili Atatürk? Dış siyaset bir toplumun iç kuruluşu ile sıkı şekilde ilgilidir. İç kuruluşa dayanmayan dış siyasetler daima mahrum kalır. Yani istediğiniz kadar dış siyaset yürütün, bunu iç kuruluşa dayandırmak zorundasınız diyor. Bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa dış siyaseti de o nispetle güçlü ve dayanıklı olur. Yani önce ülke içerisindeki düşünceleriniz olacak. Ülke için düşüneceksiniz her zaman. Burada güçlü olursanız dışarıda da güçlü olursunuz. Gerçekçilik. Ne demiş Atatürk? Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Yani yapamayacağımız şeyleri hedef olarak sunmayız. Yapabileceğimiz, gerçekte olabilecek şeyler bizim ilgi alanımıza giriyor diyor. Son olarak Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma ilkesiyle ilgili de şöyle bir şey söylemiş. Ben düşündüklerimin önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak uygulaması ile kendime vazifeli bilen bir adamım. Yani önce uygulayacaksam ülkemin iç politikasına göre hareket edeceğim. İnsanlar ne diyor bu duruma bakacağım. Ondan sonra uygulayacağım. Yani Türk ve dünya kamuoyunda dikkate alma söz konusu olacak. Arkadaşlar öncelikle yabancı okullar sorununa değineceğiz. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde yabancılar rahatlıkla okul açabilmişler. Ve Osmanlı Devleti kesinlikle bu okulları denetleyememiş. Azınlık okullarını görüyoruz, yabancı okulları görüyoruz. Osmanlı'da modern okullar var, dini okullar var. Yani aslında eğitim öğretimde bir birliğin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu okullar devlet tarafından da yeterince denetlenmemiş. Özellikle bu okullar, yabancı okullar... Eğitimden çok misyonerlik faaliyeti, yani kendi dinlerine taraftar toplama faaliyetleri yürütmüşler. Bu durumda da tabii ki azınlıkların isyan etmesi ve toplumda kültürel bir farklılığın oluşması gibi sonuçları beraberine getirmiş olumsuz sonuçlar Osmanlı Devleti'ne olmuştur. Peki Lozan'da bu konu nasıl çözülmeye çalışılmıştı? Lozan'da şöyle bir madde vardı. Yabancı okullar Türk hükümetinin koyacağı kurallara uymak şartıyla faaliyetlerine devam edebilecektir. Yani bakın çok güzel bir kural koymuşuz. Bizim kurallarımıza uyacaksınız, uymayacaksanız o zaman defolun gidin demişiz Lozan'la birlikte yabancı okullara. Zaten bundan sonra da hemen biliyorsunuz ki Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştı ve tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı. Ve burada özellikle şunu yapıyoruz arkadaşlar. Türk öğretmenler Türkçe dersler okutacaklar bu okullarda ve tarih ve coğrafya dersleri de okutulacak. Yani aslında kültürel bir bağ kuruyoruz bu okullarla. Kültürümüzü de bu okullarda öğretiyoruz ve yansıtıyoruz. Müfettişler tarafından, bu okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecek kararı alıyoruz. Tabii ki bu durum yabancı devletlerin hiç hoşuna gitmiyorlar ve itiraz ediyorlar. Ama Türkiye bu konuyu kesinlikle yabancı devletlerin müdahalesine açmıyor arkadaşlar. Çünkü bu konu bizim iç meselemiz. Sizi hiçbir şekilde ilgilendirmez diyor. Konuyu Milletler Cemiyeti'ne falan taşımıyor. Yani bağımsızlığından bu konuda ödün vermiyor. Bu konu daha çok özellikle Fransa ile aramızda sorun olmuştu. Gelelim dış borçlar sorununa. Yine Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki son dönemde çok fazla borçlu olan bir devlet olarak yıkıldı. Hatta alacaklı devletler alacaklarını alabilmek için Duyun-ı Umumiye diye bir teşkilat kurmuşlardı arkadaşlar. Duyun-ı Umumiye Osmanlı gelirlerine el koyuyordu. Yani Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığının olmadığını gösteren bir olaydı. Lozan'da bu konu şöyle çözülmeye çalışıldı. Borçlar Türkiye ile Osmanlı'dan ayrılan devletlerin arasında paylaştırılacak ve 20 yıl içinde ödenecek. Şimdi Osmanlı Devleti'nin içerisinden çok sayıda devlet çıktı arkadaşlar. Yeni devletler kuruldu Osmanlı'dan. İşte Rumlar, yani Yunanlar, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ gibi birçok devlet, İtalya bile burada borç ödeyen devletler arasında. Ha tabii Türkiye en büyük payı üstleniyor çünkü üzerlerinde kurulan, yani Osmanlı Devleti topraklarının en büyük toprakları üzerine kurulan devlet biziz. Türkiye bu borçları üstleniyor özellikle çoğunluğunu. Ama 1929'da dünyada bir ekonomik kriz çıkınca Türkiye ödemekte zorlanıyor. Ve tekrar bir görüşme yapılıyor.
Konu taksitle ödenecek şekilde karara bağlanıyor. Yani Türkiye bu borçlarını 1954 yılına kadar taksitle ödüyor. Gelelim bizim için çok olumsuz bir şekilde sonuçlanan bir soruna, Musul sorunu arkadaşlar. Misak-ı milli topraklarımızdan bir tanesiydi Musul. Yani Mondros'tan hemen önce bize ait toprak. Peki ne olmuştu da burayı işgal etmişlerdi? Adamlar Mondros'un 7. maddesini bahane göstererek Musul'u işgal etmişlerdi. Musul öyle çok güzel, aşırı güzel bir yer değil ama neden Musul'u istiyorlar arkadaşlar? Petrol var. Yani ekonomik kaygılardan dolayı adamlar Mondros'un 7. maddesini bahane göstererek işgal etmişlerdi. Türkiye tabii ki Misak-ı Milli sınırlarında yer alan Musul'un Türkiye'ye bırakılması gerektiğini savunuyor ancak bu teklifi kabul ettiremiyor. Lozan'da bu konu çözülmeye çalışıldı ama çözülemedi arkadaşlar. Şöyle bir şey yazıldı Lozan'da, şöyle bir madde konuldu. Musul sorunu Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde yapılacak ikili görüşmelerle karara bağlanacak. Eğer taraflar bir karara varamazsa konu Milletler Cemiyeti'nin vereceği karara göre çözülecek. Şimdi yani 9 ay içerisinde çözülecek diye bir madde konulmuş. Bunun için Türkiye ile İngiltere oturuyorlar, görüşüyorlar ama bir türlü orta noktada buluşamıyorlar. Kim alacak? Çünkü dünyanın en zengin petrol bölgelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Biz bırakmak istemiyoruz. İngiltere bırakmak istemiyor ama iki taraf da bırakmak istemeyince konu Milletler Cemiyeti'ne İngiltere tarafından götürülüyor. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti bakın sanki tarafsız bir ülkeymiş gibi davranarak komisyon kuruyor ve diyor ki Musul Irak'a bırakılacak diyor. Şimdi ne Türkiye'ye ne de İngiltere'ye verdi değil mi? Normalde baktığımız zaman iyi bir şey gibi duruyor. Hani tarafsızlık göstergesi gibi duruyor. Ancak Irak o dönemde İngiliz sömürgesi bir yer. İngiliz mandasında olan bir yer. Yani aslında İngiltere'nin lehine bir karar çıkıyor. Bu duruma Türkiye itiraz ediyor arkadaşlar. Türkiye bu durumu kabul etmiyor. Ancak o dönemde Doğu Anadolu'da bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir isyan çıkıyor. Şeyh Said isyanı. Şeyh Said isyanı çıktığı için biz gereken önemi Musul meselesine veremiyoruz. Ben bu durumu her zaman şuna benzetiyorum. Evinizin içinde yangın çıkarsa evin dışını boyamakla uğraşmazsınız. Musul meselesini evin dışı gibi düşünün. Şeyh Said isyanını evin içi gibi düşünün. Evin içinde yangın varsa dışarıyı boyamak sizin ikinci hedefiniz olur. Önce evin içindeki yangını söndürmeniz gerekir. İşte Musul meselesinde de böyle oluyor. Önemi Şeyh Said isyanının bastırılmasına veriyoruz. Musul'u ikinci plana atıyoruz. Maalesef bu dönemde de alıp veriyorlar zaten. Her şey olup bitiyor. 1926 yılında Ankara Anlaşması imzalanıyor. Ve maalesef Musul İngiltere denetimindeki Irak'a bırakılıyor ve Türkiye-Irak sınırı böylece çizilmiş oluyor. Irak yani Musul'u kaybetmiş olduk. Hemen devam edelim konularımıza. Dış politikada yaşanan bir başka gelişme nüfus mübadelesi. Arkadaşlar nüfus mübadelesi konusunu çok uzun tutmayacağım. Çok detaylı bir konu değil. Ben size burada özet geçeceğim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir mesele arkadaşlar nüfus mübadelesi. İki tarafta da çok sayıda kendi milletinden insan var. Yani Türkiye'de Yunanlar yaşıyor, Yunanistan'da da Türkler yaşıyor. Tarihi bağlardan dolayı. İki taraf da bu durumu istemiyor. Sonucunda oturup görüşüyorlar ve Türkiye'de yaşayan Yunanlar Yunanistan'a gidecek. Yunanistan'da yaşayan Türkler de Türkiye'ye gelecek. Bazı yerler istisna tutuluyor. Mesela İstanbul'da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Türkler. Bunlar istisna tutuluyor. Geri kalan Türklerle Rumlar yer değişecek. Arkadaşlar konu İki devlet tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürülüyor. Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi zaten barışçıl bir politika izlediğimizin bir kanıtıdır. Çünkü savaş yapmaktansa konuyu barışla çözmek için böyle bir adım atmışız. Gelelim boğazlar konusuna. Sevgili arkadaşlar, boğazlarla ilgili biliyorsunuz ki Lozan'da bizim için iyi olmayan bir sonuç çıkmıştı. Neydi Lozan'daki boğazlar konusu maddesi? Türkiye'nin başkanlığında bir komisyon boğazları yönetecek. Bakın iyi güzel gibi duruyor değil mi? Başkanı Türk olan bir komisyon. Hocam başkanı Türkmüş ne güzel işte. Ama bu komisyonun içerisinde İngiliz var, Fransız var, Rus var. Yani var oğlu var. Her ülkeden insan var. Peki benim boğazlarımda, Çanakkale İstanbul boğazında İngiliz'in, Fransız'ın, Rusların, İtalyanların işi ne? Değil mi? Yani aslında komisyonun varlığı bile bizim egemenlik haklarımıza aykırıdır. Olması gereken tamamen bize bırakılmasıydı. Bir de dikkat ederseniz maddenin devamında boğazların her iki yakası askerden arındırılacak. Yani boğazlarda asker olmayacak. E peki biz İstanbul ve boğazları nasıl koruyacağız böyle? Yani Lozan'da bu durum bizim aleyhimize şekilde çözüldü.
Ancak 1936 yılına geldiğimizde dünya artık böyle fokurdamaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı çıkmak üzere. İtalya ve Almanya saldırgan politikalar izleyince Türkiye bu durumu fırsat olarak görüyor ve konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürüyor. Ve Türkiye şunu söylüyor. Böyle bir ortamda ben Boğazlar Komisyonu ile Boğazların güvenliğini sağlayamam diyor. Boğazların güvenliğini sağlayabilmek için Milletler Cemiyeti'ne Türkiye başvuruyor. Ve 1936 yılında İsviçre'nin Montreux kentinde bir sözleşme imzalanıyor. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Katılan devletleri görüyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın önemli devletleri bu sözleşmeye katılıyor ve bu sözleşme ile Boğazların Komisyonu kaldırılıyor ve Boğazlar tamamen Türkiye'ye veriliyor. Bu bizim için çok güzel bir gelişme. Misak-ı Milli'ye uygun bir gelişmedir arkadaşlar. Bağımsızlığımıza uygun bir gelişmedir. Böylece Türkiye Boğazlara asker de yerleştirebilecek ve İstanbul ve Boğazların güvenliğini de sağlayabilecek. Unutmuyorsunuz arkadaşlar, Boğazların egemenliğini tam olarak üzerimize aldığımız olay Montreux Boğazlar Sözleşmesi'dir. Geliyoruz bir diğer konuya, Milletler Cemiyeti'ne giriş konusu. Arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışı için bir cemiyet kurulmuştu. Bu cemiyetin adı Milletler Cemiyeti'ydi. Hatırlarsınız Wilson bunu söylemişti kurulmasını. Sonra Paris Barış Konferansı'nda bu cemiyet kurulmuştu. Dünya barışı için kurulan bir örgüt. Bu sadece görünen amaç. Bu cemiyetin asıl amacı İngiltere'nin isteklerini yerine getiren bir cemiyet olmuş bir süre sonra. Yani İngiltere ne derse İngiltere'nin dediği doğrudur diyen bir cemiyet haline dönüşmüş. Biz bunu nerede gördük arkadaşlar? Musul sorununda gördük. Musul sorunu için Milletler Cemiyeti'ni bir hakem heyeti olarak düşünürseniz biz hakeme gittik. Ama Milletler Cemiyeti ne yaptı? Musul sorununu İngiltere lehine bağladı. Yani İngiltere'ye verdi resmen. Bu durumda Türkiye tepki gösterdi ve cemiyete üye olmak istemedi. Türkiye bu durumdan rahatsız oldu ve cemiyete üye olmak istemedi. Türkiye bu dönemde barışçıl politikalar izliyor. Biliyorsunuz ki dış politika ilkelerimizden bir tanesi barışçılıktı. Dünyanın birçok devleti Türkiye'nin bu politikasını takdir ediyor. Yurtta barış, dünyada barış politikasını takdir ediyorlar. Ve bunun sonucunda da zaten 1932 yılına geldiğimizde İspanya ve Yunanistan gibi iki tane devlet bizi bu cemiyete üye olmak için davet ediyor. Dikkat edin bakın Yunanistan bizim Kurtuluş Savaşı'nda birebir 5 tane savaş yaptığımız bir devlet. O kadar ilişkilerimizin iyileştiğini artık buradan da anlayabilirsiniz. Türkiye davet üzerine Milletler Cemiyeti'ne üye oluyor ve hatta bazı sorunları da Milletler Cemiyeti'nin çözmesi için götürüyor. Mesela Musul sorunu, Boğazlar sorunu ve Hatay'ı sorun olarak Milletler Cemiyeti'ne götürüyor. Zaten bu cemiyete üye olmamız barışçı olduğumuzun bir göstergesidir. Hemen devam edelim arkadaşlar. Balkan Antantı. Şimdi biraz önce şunu vurgulamıştım. Dünya 1936'dan itibaren fokurdamaya, kaynamaya başladı. Yani 2. Dünya Savaşı çıkacak. Bu belli. Bunun için devletlerin önlem alması gerekiyor. Türkiye de önlem alacak. Nasıl bir önlem? Şimdi oraya geliyoruz. 1. Dünya Savaşı'ndan Almanya ve İtalya istediklerini alamadılar ve yeniden silahlanarak saldırgan politika izlemeye başladılar. Neden 1. Dünya Savaşı'ndan bu devletler istediğini alamadı? Çünkü Almanya zaten en ağır şartları imzalayan anlaşma, Versay Anlaşması, Almanya'yı resmen bitiren bir anlaşma. İtalya, itilaf grubunda olmasına rağmen, yani kazanan grupta olmasına rağmen istediğini alamıyor. Çünkü Ege ve çevresini istiyordu. Ege ve çevresini önce ona vaat edip sonra kandırıp Yunanistan'a vermişlerdi. Değil mi? İtalya'da küskün, yani İtalya'da saldırgan bir politika izlemeye başlıyor. Türkiye bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü bu iki devlet özellikle Balkan ve Akdeniz coğrafyasını tehdit ediyor. Yani aslında Türkiye'nin batı bölgeleri de tehdit altında. Türkiye bu durum karşısında öncü bir devlet olarak, lider bir devlet olarak bölge devletleriyle bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmanın adına biz Balkan Antantı diyoruz. 1934 yılında Balkan Antantı imzalanıyor. İmzalayan ülkeler Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Yani bizim batı sınır komşularımız. Bu anlaşma ile olay şu arkadaşlar, bölge güvenliği, bölge barışını sağlamak ve yeni bir savaş karşısında batı sınırımızı güvenlik altına böylece alıyoruz. Bu da zaten barışçı bir politika izlediğimizin kanıtıdır. Hemen gelelim, batıyı koruduk ama bu sefer doğu ne olacak? Çünkü arkadaşlar 1935 yılına geldiğimizde İtalya Habeşistan'a saldırıyor. Yani aslında Orta Doğu bölgesi de tehlike altında. Akdeniz'in güneyi de tehlike altında ve bizim güneydoğumuz da tehlike altında.
Türkiye bu durum karşısında aynı Batı'da yaptığı olayı Doğu'da da yapıyor arkadaşlar. Güvenliği sağlamak için Doğu komşularıyla bir araya geliyor ve 1937 yılında Sadabat Paktı'nı kuruyor. Bu paktın olayı şu arkadaşlar, Doğu sınırımızı koruyabilmek. Aynı Batı'da olduğu gibi. Peki kimler üye buraya? İran, Irak ve Afganistan Türkiye ile birlikte Sadabat Paktı'nı imzalıyor ve Doğu sınırımızı güvenlik altına alıyoruz. Bu cemiyete, bu Antant'a ya da daha doğrusu pakt diyelim biz buna, Balkan Sadabat Paktı'na üye olmamız barışçıl olduğumuzun bir göstergesidir diyoruz. Evet arkadaşlar, geldik bugün işleyeceğimiz 6. ünitenin son konusuna, Hatay'ın ana vatana katılması. Öncelikle Lozan'da Hatay meselesi nasıl çözülmeye çalışıldı, buna bir bakalım. Türkiye-Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nda olduğu gibi kabul edilecek. Bakın, Ankara Anlaşması'nda olduğu gibi. Ne demek bu? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalamıştık hatırlarsınız ve Hatay dışarıda kalmıştı. Yani Hatay Fransa'nın sömürgesi olan Suriye'de kalıyordu. Lozan'da da bu sorun böyle hallolmuştu. Bizim için olumsuz bir şekilde hallolmuştu. Burada arkadaşlar önemli nokta şu. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması artık belirmeye başlayınca, Almanya yeniden silahlanınca Fransa bu durumdan tedirgin oluyor, endişeleniyor. Çünkü biliyorsunuz ki Fransa ile Almanya kedi köpek gibi sürekli böyleler. Alsace-Lorraine sorunu var. Yani Almanya'nın ilk saldıracağı ülkelerden bir tanesi Fransa. Fransa bu durumda ne yapıyor biliyor musunuz? Manda bölgelerinden, yani sömürdüğü bölgelerden çekilip gidiyor. Türkiye bu durumu fırsat bilerek hemen diyor ki Hatay'ın Türkiye'ye bırakılmasını istiyoruz diyor. Yani Hatay'ın bize verilmesini istiyoruz diyor. Fransa bu konuyu reddediyor ve Türkiye konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürüyor. Milletler Cemiyeti arkadaşlar Hatay'ın bağımsız bir devlet olmasına karar veriyor. İçişlerinde bağımsız, dışişlerinde Suriye'ye bağlı bir devlet olmasına karar veriyor. Yani bildiğiniz Hatay'da yeni bir devlet kuruluyor. Hatay Cumhuriyeti diye bir devlet. Tabii ki Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması bizim için çok iyi bir gelişme. Çünkü Hatay Cumhuriyeti'nin çoğunluğu Türklerden oluşuyor. Zaten biliyoruz ki Hatay Cumhuriyeti bizi seviyor ve bizi istiyor. Bir süre sonra zaten Hatay Cumhuriyeti arkadaşlar meclislerinde aldığı karar ile Türkiye'ye katılma kararı alıyorlar ve böylece 1939 tarihinde Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimize katılıyor. Arkadaşlar Hatay'ın çözülmesi için, bu sorunun çözülmesi için savaştan çok, bakın, anlaşma zeminine gidiyoruz. Bu da zaten Türkiye'nin barışçıl bir politika izlediğinin kanıtıdır. Maalesef bu sorunun çözümünü Atatürk göremiyor arkadaşlar. Vefatından sonra oluyor. Ancak Atatürk hastalığı döneminde 1938 yılında Hatay konusunu çözebilmek için hasta yatağından kalkıp Hatay bölgesini ziyaret ediyor. Bu zaten onun bizlere kararlı olduğunu, vatansever olduğunu, özverili davrandığını ve fedakar olduğunu gösteren bir durumdur. Evet arkadaşlar, böylece Hatay'ın ana vatana katılması konusu ile birlikte 6. ünitemizi bitiriyoruz. Bundan sonra da soru çözümlerimiz yoğunlaşacak. Bunları da kaçırmamak için ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka ders ve videolarda görüşmek üzere.